Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Otobüs Simülatör Ultimate'e devam ediyoruz. Niye? Çünkü oyundan atmamaya başladı oyun. Artık emülatör düzeltti. Bir şeyler oldu. Artık oyundan atmadığı için, gene şimdi konuştum yatar. Atmadığı için oynamaya devam edeceğiz. Bugün de tabii ki yeni bir otobüs alacağız arkadaşlar. Otobüsümüz böyle biraz daha ucuz ve çok istenilen ve ülkemizde de bilinen otobüslerden bir tanesini alacağız. Hemen geliyorum abi. Nerede o? Temsa Safir. Abi gördüğünüz gibi Temsa Safir'i bugün alacağız. Biliyorsunuz bazı otobüs firmaları çok sıklıkla kullandığı bir otobüs markası ve modeli. Temsa'nın Safir modelini bugün 50 bin liraya alacağız. 52 yolcu kapasitesi. Şunu kapatalım. 2 konfor ve kilometrede 0.22 litre yakıt tüketimi ile güzel bir otobüs. Ülkemizde dediğim gibi sık kullanılan bir otobüs. Bugün Temsa Safir ile bakalım nereye gideceğiz. Önce bir tamam. Galiba de hata verdi sandım bir an. Aldık abi, şimdi garajımıza geleceğiz. Ve tabii bir skin de yapacağız. Daha doğrusu indirdiğim bir skin'i uygulayacağız. Temsa Safari, bildiğiniz Safir. Özelleştir diyorum. Skinlere geliyorum. Açtım abi skinlerimizi. Skinlere basıyorum. Ekle diyorsunuz. Hem de bu arada görmüş olursunuz. İndirirseniz galeriye basacaksınız abi. Burada bakın eskilerde gözüküyor. Bugün abi Best One Tourism'in skinini ekledim. Best One Tourism'e tabii nereye gidebiliriz? Van'a gideceğiz tabii ki arkadaşlar. Skinler diyorum buradan. Ve şurada bizim abi gördüğünüz gibi tamam diyelim. Şu bir indirsin abi. Bu ne indiriyor anlamadım. Default skinler indiriyormuş. Tamam, sıkıntı değil abi. Şimdi çok güzel bir skinimiz var. 2+1 keyif diyor gördüğünüz gibi. Best One Tourism'in çok güzel bir skin'i. Tabi yapan güzel yapmış. Eline sağlık. İyi bir skin. Temsa Safir Plus. Gerçeğinde yazmış. Doğru ismini falan. Logosunu koymuş. Gayet güzel bir otobüsümüz var arkadaşlar. Şimdi diğer yapacaklarımızı yapalım. Işıklara geliyorum. Gelmeyelim, gerek yok abi. 47.000 paramız var bu arada. Biraz dikkatli harcayalım. Şimdi abi buraya bir hemen kanalımızın ismini yazdık. Bu tamam abi. LED ekran tabii ki şart abi, alacağız. Üst LED, multimedya ve kablosuz internet. 25.000 paramız kaldı arkadaşlar. Şimdi GPS tabii ki lazım abi. GPS'imizi her zamanki gibi biz sağa alıyoruz biliyorsunuz. Sağ tarafa aldım. Korna sesi. Hadi bir bakalım ya. Şöyle bir en sonlara geleyim. Tren bu. Bu da sıktı. Bu güzel. Havalı güzel bir kornamızı aldık. Koltuklarımız için 15.000 paramız kaldı. Bir bakayım abi. Bu güzelmiş. Kırmızı siyah çok güzel. Ne almadık? Kokpite tabi aksesuarlarımızı almadık abi. Şimdi dur önce bayrağımızı bir alalım. Para kalmaz. Alamayız bu sefer. Şimdi şuraya bayrağımızı aldım abi. Buraya yanına bir bayrağımızı daha aldım. Kaldı 5.000 lira. Abi parayı bitirdik ya. Bardağımız zaten varmış. Telefonumuzu aldım. Gözlüğümüzü aldım. 3.000 lira para kaldı. Allah Allah, 3.000 lira. Abi başka da bir şey almayalım, yeter. Bunlar hiç gerek yok zaten. Lastikleri değişmeyeceğim. Ve seç diyerek artık yeni sefere çıkacağız. Bugün Van'a gideceğiz arkadaşlar, söylediğim gibi. Bir dakika abi, bir geriye geleyim. Heh, sefer oluştur diyorum. Şimdi Van'a nereden gidelim ama mesela? Şimdi nereden Van'a gidelim? Mesela Antep'ten Van, pardon Iğdır orası. Antep Van yapabiliriz. Ya da Malatya Van. Evet öyle iyi olur. Öyle yapalım abi, hatta şöyle yapalım. Van'dan, pardon, Malatya'dan Van'a gidelim abi. 574 kilometrelik bir yolculuk olsun. Toplam 40 lira uygundur bence. Peki saati ne yapsak? Bir de hava durumuna bakalım abi. Yağmur var, sulu kar, kar fırtınası, toz fırtınasında gidelim mi? Efsane olur. Gerçekten efsane olur. Şöyle sabaha karşı yine 7.30'da yola çıkalım. İkram servisimizden bir su, bir de çay. Bu mu çay, bu mu çay? Böyle çay olmaz, buz var abi içinde. Bir kahve, bir çay diyelim o zaman. Aldık. Başka bir şey. Bu ne abi? Ha, seferi kaydediyoruz. O zaman yola çıkabiliriz. Hemen başla diyorum ve güzel bir sefer olacağını düşünüyorum. Malatya'dan Van'a gidiyoruz arkadaşlar. Bugün 574 kilometrelik
İyi bir sefer olacak. Yeni otobüsümüz Temsa Safir Plus'la gideceğiz. Hem de Best One Turizm skiniyle güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Umarım kazasız iyi bir yolculuk olur. Önce otobüsümüze tabii ki bakacağız. Dur abi. 360. Vay vay vay. Burası çok güzel gözüküyor gerçekten. Ön görüntü harika. Of. Gördünüz mü? Abi şeyler çok fazla. Farlar aşırı çok. 5 tane. Biraz şöyle arkadan bakalım abi. Vallahi gayet güzel. Şu logo bir tık daha aşağı inseymiş daha güzel olurmuş bence. Dörtlümü yakayım. Abi otobüsümüz anlatmaya gerek yok. Çok güzel. Şu ışıkları açtım. Bunu da bunu açmayalım abi. Aynam açayım. Çıkalım. Evet. Yalnız biraz çok mu öndeyiz ya sanki? Abi biraz önde gibi miyiz? Bana böyle geliyor. Bir bakacağım abi. Biraz geriye gelmem lazım sanki. Aynen. Bence böyle daha iyi oldu ya. Muavin ne yapıyorsun? Hadi bakalım gidiyoruz. Abi Van'a gidiyoruz Van'a. Aç kapıyı dayı. Abi hiç kimse yok ki kulübede. Otobüs gerçekten çok güzel bu arada. Dediğim gibi harika gözüküyor. Best One Turizm'le Malatya terminalinden çıkacağız. Van'a doğru yolculuğumuzu yapacağız. Yolcularımız bekliyor abi. Kazasız bir şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi iyi bir yolculuk olur. Açtım abi. Hadi Mavi in aşağı abi. İn aşağı. Bak yolcuların bavullarını al valizlerini. Abi fişlerini de kes. Bavullar karışmasın. Millet sonra bize kızacak. Hadi hadi abi. Hızlı 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 hızlı. Tamam. 45 yolcuyla Van'a gidiyoruz arkadaşlar. Tek terminal. Hiçbir yere durmayacağız. Ekspres sefer bu arada bu. Malatya'dan direkt Van'a. Yani hiçbir yerde yolcu indirmeyeceğim. Ne bileyim Elazığ'da ne bileyim ne var arada başka. Bitlis, Bingöl, Mingöl. Hiçbir yerde indirmeyeceğim. Tek bir şekilde çıkacağım. Ve direkt gördüğünüz gibi Malatya şehirler arası. Otobüs terminali diyor. Mavin geriye bak. Çıkıyoruz. Abi direkt çıkacağım. Hiç yolda durmayacağım. Yolcu indirmeyeceğim. Onu söyleyeyim. Abi şuradan geçerim ya ben herhalde. Yani şu aradan kaçarsam şuradan çıkarız. Arka tarafı dolanmayalım. Mavin sağa bak. Bak abi sağ gelen giden olmasın. Biraz genişten alalım. Tamam sıkıntı yok. Abi terminalden çıkıyoruz. Van'a gidiyoruz. Daha önce hatırlıyorum abi ya. Oyunun o attığı zamanlarda gene atıyormuş bugün. Attığı zamanlarda Van'a gittiğimizde tam oyundan atıyordu falan. Bir türlü gösterememiştim size. Yani bugün daha güzel bir şekilde göreceğinize inanıyorum. Toz fırtınası var. Zaten havadan görüyorsunuz böyle bir. Yani şu an bakın. Bayağı bir kötü gözüküyor arkadaşlar. Aman biz de yoldan çıkmayalım. Bu arada bir koltuğu biraz aşağı indirmem lazım sanki ya. Heh. Abi böyle daha iyi oldu. Bence. Bozduysak söyleyeyim ama bence daha iyi oldu böyle. Yani aynaları falan da rahat görüyorum. Biraz önce çok böyle yukarıda içine girmiş şekilde gözüküyordum. Muavin iyisin değil mi? Heh, aferin tamam tamam sıkıntı yok tamam. Van 574 diyor arkadaşlar. Yolculuğumuz güzel başladı. Temsa Safir Plus'la gidiyoruz. Malatya'dan yola çıktık. Van'a doğru yardıra gideceğiz arkadaşlar. Tabii ki yolcularımız ne isterse yapacağız. Klima hissedileri açtık. Daha başka istekler olursa. Aracımız da varsa açarız. Yani aracımız full artı full. Plus. Safir Plus. Hadi geç abi. Geç abi. Abi var ya bak Travego gidiyor bir tane. Biz iyi Allah'tan sağdan çıkmayacaktık. Çıksak giremezdim oraya. Kalırdık vallahi. Frene basmayın aman. Dayı yürü. Yürü abi önüm boş yürü işte azıcık da. Öndekine de sen bu şey yap korna çal yürüsün az. Abi var ya şuradan gireceğim de araç sığmaz. Vallahi sığmaz. Yoksa geçeceğim yani. Abi nereye vurduk ya? Vallahi görmedim. Vallahi vurduğumuzu görmedim. Aracın konfor seviyesi 2 olmasına rağmen çok güzel bir konforu var. Kullanımı aşırı iyi onu söyleyeyim. Biraz dışarıdan gidelim. Hem de körün ortamı. İleride 2 tane polis arabası gidiyor. Kaza mı var abi? 2 polis arabası arka arkaya denk gelmemiştim hiç. Bak bir tanesi burada biri zaten gidiyor. Abi şu an var ya Temsa Safir Plus inanılmaz iyi bir otobüs arkadaşlar. Çok güzel bir otobüs. Yalnız toz fırtınası olduğu için yol pek gözükmüyor. Abi pardon wifi açacaktık. Gayet sürüşü çok zevkli olan bir otobüs. Yalnız biz şeyden gireceğiz abi. Şuradan girelim.
Allah'tan çarpmadım var ya. 20 lira geçiş ücreti aldı. HGS'den 20 lira düştü. HGS'miz var ama yapıştırmadım zaten okuyor diye. Gerek yok abi. Torpido'da da bekletseniz. Geçseniz de sonra hesaptan düşüyor zaten. Sıkıntı yok. İlla cama falan bir şey yapıştırmayın yani. Gerek yok. Eskiden de o. Muavin! İşte Muavin oğlum. Akıllı ol tamam. Akıllı ol aman. Gözünü yoldan ayırma. Bak uyurmuyorum. Beni uyar hemen. Bak bu da temsa opalin olması lazım. Vallahi şu an çok güzel gidiyoruz. Yine son zamanları kullandığım en zevkli güzel otobüslerden. Otobüs çok rahat değil ama yine de idare eder ha. Vay be öyle mi? Hemen size ben Manos geçeyim de. Dur abi. Bağla kemerlerini şimdi uçuracağım sizi. Muavin sen de kendine sahip çık. Tak abi şeyinin kemerini falan. Vallahi uçacağız. Demek rahat değil o kadar ha. Görüşürüz şimdi. Abi bizim otobüsümüzde kim rahat değil diyor ya. Travego'muz var, bizim şeyimiz var, Setra'mız var. Onları da çıkarırız vallahi. Sıkıntı yok. Ama bugün dedik birazcık şöyle daha çok ülkemizde kullanılan bir otobüsü kullanalım. Temsa Safir. Çokça kullanılan bir otobüs. Madem öyle şimdi vallahi uçuruyorum sizi. Abi 110'la gidiyorum neredeyse. Önüme kimse çıkmasın abi. Önüme kimse çıkmasın. 109'a tıkandı bu arada. Buraya gireyim mi abi? Gireyim mi? İyi girdim. Biraz çarptım ama yine de iyiydi. Yani oraya sıkışamadım anında. Birazcık dokunduk ufaktan ama sıkıntı yok. Bak orada bir... Abi adam önüne kırdı direkt ya şunun. Şu kahverengi beyazın önüne kırdı adam dörtleri. Abi nereye çarptık ya? Vallahi bazen göremiyorum ha nereye çarptığımızı. Hava biraz aydınlandı ama şey daha güzel oldu. Birazcık kırmızıydı hava, bulutlar, sis falan. Toz bulutu şimdi daha böyle güzel oldu. Şu seceklerimizi bir an açalım. Hatta biraz da su fışkırtalım abi. Şu an var ya 300 kilometre kaldı. Yani 200-250 kilometre yol gittik. Ama nasıl gittik derseniz inanın bilmiyorum. Çok hızlı geçti yol ya. Gerçekten çok konforlu geçti ve hızlı bir şekilde geçti. Abi müzik uyuyan yolcularımız var. Ya ne konuşma benimle. Uyuyan yolculara saygın olsun ya. Abi bu nasıl bir yolcu ya müşteri ya. Vallahi bir acayipler. Değil mi Muavin? Dışarıya bakma ya sen de. Abi de arabaları çok seviyor. Arabaları falan takip ediyor. Arabaların markalarına falan bakıyor. O yüzden hiç... Yani işte bir işi yok abi. İşte iş bilgisi yok değil mi? Ha işte bak hiç bakamıyor da yüzüme gördünüz mü? Doğru söylüyor. 271 kilometremiz kaldı. Tam gaz gidiyoruz. Van'a doğru gidiyoruz. Gerçekten güzel bir seyahat oluyor. Çok fazla kaza yapmadık. Birkaç sürttük. O kadar da olur. Ama onun dışında gerçekten iyi bir yolculuk oluyor Temsa Safir'le. Biraz dışarıdan gidelim. Değil mi? Abi biraz dışarıdan gidelim. Yine orada bir şey var. Abi turnike olmayandan geçelim ya. Beklemek istemiyorum. Burada yok gözüküyor. Aynen. Vallahi güzel bir şekilde geçtim. Bak abi niye birden sola geçiyorsun? Geçsene şeridinde ya. Allah'ım ya. Adamı deli diyorlar arkadaşlar. Vallahi deli diyorlar. Ben hatta şöyle 80'e sabitleyelim abi. 80'e hız sabitleyici ayarladım. 80'le gidelim. Vallahi güzel. Hız sınırlarına uyarak gidelim biraz bari. Diyeceğim 2 dakika sürmeyecek. Hızlanacağım yine tabi. 223 km yolumuz kaldı. Van'a doğru gidiyoruz. Van'da bizi karşılayacak var mı? Kahvaltı yaparız. Van kahvaltısı. Değil mi? Geçen yazmıştınız. Abi Van'a gel Van kahvaltısı yapalım. Yedirelim sana. Hani nerede? Göreceğiz. Birazdan göreceğiz bakalım. 213 km'ye yol var. Bitti sayılır. 210 km dediğine bakmayın. Patır patır iniyor. Tuvalet yok abi bunda. Bir deneyelim ama. Yok abi Temsa'da olmaz ya. O kadar da değil. Bu ne? Hemen açalım dedik. Herhalde internetin multimedyayı sordu. Açtım bile abi. Ekranları açtım. Oynasınlar. Daha böyle güzel güncellemeler bekliyoruz otobüs simülatöre. En son ne zaman geldi güncelleme ya? Vallahi hatırlayamadım ama bayağı oldu sanki değil mi? En son trak simülatöre geldi. Yüklerle alakalı şeyler geldi. Hani böyle kapsamlı geniş bir güncelleme gelmedi otobüs simülatöre. Yollarla alakalı gelmesi lazım zaten. Yol şart abi. Farklı yollar lazım. Kesinlikle lazım. Daha böyle ne bileyim dağlık yollar, daha böyle arazi demeyelim de... Ya daha böyle farklı şeyler lazım. Kesinlikle lazım. O olursa zaten herkes seviyor. Ama yollara millet işte alıştığı için sıkılıyor, oynamıyor haklı olarak yani herkes de. Ben de öyle sevmiyorum. Yani aynı yollar, aynı yollar, aynı yollar. Ama işte bizim şu an ne bileyim açmadığımız şehirler, almadığımız otobüsler olduğu için bizim daha henüz
sıkılma evresine geçemiyoruz. Çünkü daha bizim kullanmadığımız bir sürü otobüs var. Ve bunlardan biri de Temsa Safir Plus'tı. Aldık, kullanıyoruz. Daha sonra açmadığımız şehirler var, ülkeler var. Onlara da gideceğiz yakın zaman içerisinde. Yine aynı, ya bizim ülkemizden mi bir yerler açalım? Yoksa şey mi yapalım? Farklı bir ülkeye mi gidelim? Artık yazarsınız. Bizim ülkemizdense hangi şehirler açalım? Yok, yurt dışı ise hangi şeylere gidelim? Hangi ülkelerin ofisini açalım? Yorumlarınızı yazarsınız, ona göre ben de bir plan yaparım. Ama abi niye bu kadar yavaş gidiyorsunuz ya? Geçme sağa, aman geçme. Mavi geçme. Abi bak vuracağız ya. Abi tampon yapıyorum bak öndekine. Ha şu an var ya. Tampon tampona gidiyoruz. Arka tampon, ön tampon şu an buluştu. Abi kamera var mı ha şöyle. Evet şu an görüyorsunuz, sıfır gidiyoruz resmen ya vallahi. Yani şu an bayağı bir yakın gidiyorum. Abi çarpacağım. Vallahi bu kamera da bayağı bir değişikmiş ha. Gerçekten değişikmiş. Güzel ama farklı geldi böyle. Bu kamerada hiç böyle araç kullanmamıştım ama kontrolleri biraz sıkıntı olabilir. Alışkın değiliz çünkü. Biz normal bir şekilde gidelim. 104 km yolumuz kaldı. Vardık, varacağız abi. Toz fırtınası bayağı bir fazla. Maske takın. Vallahi sonra rahatsız olursunuz, söyleyeyim. Abi birazcık şöyle sileceklerimizi çalıştıralım. İçeriden cam suyu gözükmüyor abi yine. Böyle bir hata demeyelim de böyle bir hata var aynen. Yani cam suyu dışarıdan gözüküyor, içeriden gözükmüyor. Bir daha denesek mi? Dışarıdan ne alemde gerçi? Dur bakayım, dışarıdan gözüküyor dedik ama aynen abi, dışarıdan gözüküyor, içeriden gözükmüyor cam suyu. Gözükmesi lazım aslında içeriden de. Herhalde o traksimetörde gözüküyordu. Bunda böyle bir hata vardı da düzeltilir zaten. Şimdilik her şey yolunda değil mi? 69-68 km kaldı. Biz sağdan üst yola çıkacağız, köprüye çıkacağız. Abi ben şuraya geçeyim. Üçüncü bir şerit açıldı sağdan döneceklere. Abi vallahi bu kadar konforlu bir otobüs yolculuk firma bulamazsınız, söyleyeyim vallahi. Kazasız mazasız en iyi şekilde, en güzel şekilde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Malatya Van seferi yapıyoruz şu an için. Van'a geldik. Mesela şey olmasını çok isterdim ya. Mesela nasıl diyeyim, örnek veriyorum. İşte Doğu Anadolu bölgesi için genelde hani soğuk olur, karlı olur havalar. Mesela öyle olsa keşke. İşte Doğu bölgesine ya da Doğu Anadolu bölgesine bir ile gittiğimizde kar yağmaya başlasa, ne bileyim Karadeniz'e gittiğimizde şey olsa, yağmur yağsa bir anda. Zor olur mu bilmiyorum mobil oyun için ama yani fikir. Belki birileri duyar, bir şey yapabilir. Ne bileyim işte Akdeniz'e geldiğimizde çok sıcak olsa, güneş olsa fazla fazla. İşte Ege'ye gittiğimizde ne bileyim rüzgar olsa, her yani bol rüzgar olur oralar. Ne bileyim Güneydoğu'ya gidince yine böyle kurak, yine böyle bir sıcak olsa. Ne kaldı İç Anadolu'da yine aynı şekilde. Soğuk böyle şey olsa, ayaz derler ya, ayaz olsa falan. Ne bileyim böyle bir unuttuğum bölge var mı? Marmara var. Marmara'da ne diyelim abi, bir yağmur bir güneş açsın, her şey var zaten. Unuttuğumuz başka bölge var mı bilmiyorum, unuttuysam kusura bakmayın ama unutmadım herhalde. Böyle şeyler olsa çok güzel olur gibi geliyor. Aman abi turnikeyi kapatma vallahi, bariyeri üstümüze düşer. Abi geldik, Van Otogarı burası. Abi olay budur. Sorunsuz bir şekilde, kazasız bir şekilde Van Otogarı'na geldik arkadaşlar, gördüğünüz bir foto alalım. Abi Best Van Turizm gördüğünüz gibi 2+1 diyor. Şöyle bir foto daha alacağım arkadaşlar izninizle. Gayet de güzel oldu. Evet şimdi ben peronuma giriyorum. Abi ne içeceği, geldik ya abi, geldik ya. Abi perona geldik, terminale geldik, adam hala boğaz derdinde. Abi şunları kapatayım artık, anonsumuz falan yeter. böyle hizmetimiz yok dedim. Ve toplamda gördüğünüz gibi 1402 lira para kazandık arkadaşlar. Güzel oldu. Malatya Van seferi gerçekten eğlenceliydi. Yeni otobüsümüzle yaptık bu yolculuğu. Hem de toz fırtınasında yaptık. Ben bayağı beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.